Hepinize merhaba dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda fizik serisinin devamını yapıyoruz ve TRT fizik deneme sınavının 7.sini çözeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi ilk sorumuzda Vektörel ve skaler fiziksel nicelikler belirli özellikler tarafından birbirinden ayrılırlar diyor. Buna göre niceliklerden hangilerinin daha doğrusu niteliklerden hangilerine vektörel nicelikler sahipken skaler nicelikler sahip değildir diyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki vektörel ve skaler nicelikler birim ve sayıyla ifade edilebilirken vektörel nicelikler bunlardan farklı olarak yönünün olmasıyla alakalı bir durumda. Yani eğer bir niceliğin yönü varsa o nicelik aslında vektörel bir nicelikte. Birinci çıkımızı alırız. İkisinin de şiddetinin olması ve ikisinin de biriminin olması e, ortak niteliklerden bir tanesidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız bir Adana seçeneği olarak işaretlenecektir. Şimdi ikinci soruya devam edersek gençler. Cenk ve Burak şekil birdeki doğrusal yolun A ve B noktalarından aynı anda V1 ve V2 büyüklüklerinde büyüklüğündeki sabit hızlarla harekete geçiyorlarmış. Bu durumda Cenk Burak'a C noktasına yetişiyormuş. Şekil 2'de ise Cenk ve Burak aynı anda V1 ve V2 büyüklüğündeki sabit hızlarla A ve C noktalarından birbirine doğru ilerlemeye başlıyorlarmış. Buna göre Cenk ve Burak şekil 2'de hangi noktaya ya da noktalar arasında karşılaşır diyor. Yollar eşit bölmelendirilmiş olup Cenk ve Burak noktasal kabul edilecektir. Şimdi ilk şeklimiz için baktığımızda arkadaşlar Cenk A noktasından Burak da B noktasından başlayıp C noktasına buluşuyorlarmış. Şimdi ben her bir bölümü bir birim olarak nitelendirirsem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birim B noktasından C noktasına uzaklıktır. Dolayısıyla V2 hızına ben 6 birim olarak söylemiş olurum. Bakıldığında Cenk bundan fazla olarak 1, 2 ve 3 birim olarak A noktasından B noktasına ulaşıyor. Sonrasında da C noktasına geliyor. Toplamda V1 hızı da 9 birim olduğunu ben söylemiş olurum. Yani kısaca aslında ben bunları tek tek üç'e bölersem arkadaşlar üç'e böldüğümde V2 hızının 2V büyüklüğünde olduğunu söyleyeyim ben. V1 hızı da üç'e e böldüğümde gençler 3 birim V1 hızı da 3 birim olduğunu söyleyeyim. Daha doğrusu 3V büyüklüğünde ol olacağını söyleyeyim. Pardon arkadaşlar V1 eşittir 3V olmuş olsun. Şimdi ikinci kısımda gençler bakıldığında ben tek tek cevaplamaya çalışayım. Şimdi benim V1 hızım Cenk'ti. Dolayısıyla V1 hızımdan 3 birim olarak söylediğimde yani 1, 2 ve 3 birim ilerlediğinde Cenk Burak da 2 birim ilerleyecekmiş. Dolayısıyla 1 ve 2 birim yani Burak neye geldiğinde Cenk de şu kısma gelmiş olacaktır. Bakıldığında arada 4 birim var. Ben bunları tekrardan 2'ye bölmüş olayım. Yani V2 1 birim ilerlediğinde yani burada Burak bir birim ilerlediğinde arkadaşlar Cenk de bir buçuk birim ilerleyecektir. Dolayısıyla bir ve buçuk yani şu kısmın ortasına gelecektir. Cenk buraya gelmiş olacak. Bakıldığında arkadaşlar Burak tekrardan bir birim gelmeye çalıştığında Cenk de yarım burada bir de burada olduğundan hemen şu kısmın ortalarında yani şuralarda sağlı solu biçimde buluşmuş olacaklar. Dolayısıyla L ve M aralığında bizim İki arkadaşımız buluşmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız LM Denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. İşlem yapmamak için arkadaşlar bu soruyu bu yöntemle çözmeye çalıştım. Farklı yöntemlerde tabii ki kullanılabilir. Üçüncü sorumuzla devam ediyorum gençler. Bir Luna Park hız treni şekildeki raylar üzerinde A noktasına B noktasına ilerlediğini söylüyor. Trenin yere göre kinetik enerjisi KE, potansiyel enerjisi PE ve mekanik enerjisi ME için çizilen grafiklerden hangilerinin doğru olabileceğini soruyor. Tabii ki burada sürtünmeler önemsiz. Şimdi burada sürtünmeler önemsiz ise arkadaşlar ufak bir bilgi vermeye çalışayım. Sürtünmelerin olmadığı ya da önemsenmediği ortamda mekanik enerji korunur. Dolayısıyla mekanik enerji sabit bir şekilde hareket eden 3. şıktaki seçeneğimiz doğru olmuş olacak. Bakıldığında potansiyel enerjisi biliyorsunuz ki bir cismin yüksekliği varsa potansiyel enerjisi de vardı. Yani A noktasından başladığı zaman potansiyel enerjisi en yüksekteymiş. Dolayısıyla artıp azalacak, artıp azalacak. Bakalım da şekildeki gibi artıp ne daha doğrusu azalıp artar, azalıp artar bir şekildeymiş. Dolayısıyla birinci şıkkımıza doğru olmuş olacak. Kinetik enerji hızdan dolayı kazandığımız enerjiydi. Dolayısıyla bunun tam tersi bir şekilde çizilmesi gerekir. Yani şöyle olmuş olacak. Bizim hız terimizin belli bir hızı var. Dolayısıyla şuraya kadar hızlanan bir hareket olacak ve kinetik enerjimiz azalacak. Dolayısıyla ikinci şıkkımız da yanlış olmuş olur arkadaşlar. Bundan dolayı da vereceğimiz cevap 1 ve 3 denizli seçeneği şeklinde olacak 3. sorumuz için. 4. sorumuza devam ettiğimizde farklı sıcaklıklardaki A ve B cisimleri ısıca yalıtılmış ortamlara konuluyormuş. Ardından A cisminin sıcaklığı artarak T değerine sabitlenirken B cisminin sıcaklığına bir değişiklik olmadığı söyleniyor. Şimdi biz bunları gözümüz önüne canlandırmak amacıyla A cismini şu şekilde çizelim ve T sıcaklığının yavaşça azaldığını söylüyor. Ve bize bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki B cismi verilmiş. B cismi de şu şekilde çizdiğimizde T değerinin değişmediğini söylüyor. Yani biz buradan çıkaracağımız sonuç arkadaşlar aslında eğer T değeri değişmiyorsa ve A seçeneğinde T değeri azalıyorsa B cismimiz aslında bizim hal değiştiriyormuş. Bunu anlayabiliriz. Biliyorsunuz hal değişim grafiğini ben bir videomda sanırım çözmüştüm. incelemiştim daha doğrusu. Hal değişimleri sırasında cismimizin sıcaklığında bir değişim olmuyordu. Bundan dolayı da biz B cismimiz için aslında arkadaşlar yani şu şekilde burada neydi? Değişim kısımlarıydı bunlar. Hal değişimi kısımları şu işaretlediğim kısımlardı. Yani dolayısıyla B cismimizin biz hal değiştirmiş olabileceğini söylüyoruz. Zaten sorumuzda ısı alışverişinde B cismiyle ilgili hangisinin doğru olacağını soruyor. Hal değişimi ne olacağını söylüyoruz. Sıcaklığı T'den büyüktür. Hayır T'den büyük değildir. Çünkü ilk kısımda daha doğrusu ısı alışverişinden önce T sıcaklığında olan B cismimizin sıcaklığında bir değişim olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla T sıcaklığından büyük değil eşit olur. İç enerjisi değişmemiştir diyor. Hal değişimi yapan bir cismin iç enerjisinde dostlarım iç enerjisinde azalma görülecektir. Yani iç enerjisi azalacaktır. Dolayısıyla iç enerjisi değişmemiştir. Şıkkı da yanlış olacak ve sorumuzun cevabı yalnız bir Adana şık şeklinde verilecektir. Hız kesmeden 5. sorumuzla devam ediyoruz. Akım geçen ve yeterince uzun ve düz bir telin etrafında oluşan manyetik alan çizgileri bir düzlem üzerinde şekildeki gibi gösterilmiş. Ortamda başka bir manyetik alan kaynağı olmadığına göre KLM noktalarındaki manyetik alan şiddetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar bakalım da manyetik alan çizgilerinin sık olduğu yerde manyetik alan büyük olmuş olur. Eğer manyetik alan çizgileri e, gösterilen yerde sık değilse yani seyrekse orada manyetik alanın küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bakıldığında gençler aynı halka üzerinde K ve L işaretlendiğine göre ve halkanın şiddeti de fazla olduğuna göre yani sayısı fazla olduğuna göre K ve L noktalarında manyetik alan şiddeti fazladır ve eşittir. Bakıldığında arkadaşlar M noktası en dış halkada ve seyrek olan kısımda olduğuna göre manyetik alan M noktasına daha küçüktür. Dolayısıyla BK ve BL birbirine eşittir ve M noktasında manyetik alandan daha büyüktür diyeceğiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Adanaşık şeklinde işaretlenmiş olacak. Altıncı sorumuza devam etmek istersek şekillerdeki KVL mutatisların özdeş olduğunu söylemiş. K plastikten yapılmış yatay bir düzeyde, yüzeyde, şekil 1'deki gibi, L ise demirden yapılmış yatay bir yüzeyde şekil 2'deki gibi dengede olduğunu söylüyor. Şekillerdeki sistemler birbirini etkilemiyor ve dünyanın manyetik alanı önemsiz kabul ediliyor ise, buna göre K ve L mıknatıslarının niceliklerden hangilerinin bize eşit olacağını soruyor. Mıknatısların bulundukları ortamlardaki yer çekimi aynı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar buradaki tek farklılık aslında şekil 2'deki mıknatısın demir bir blok üzerine daha doğrusu demir bir yüzey üzerinde olması ve bunların birbirini çekmesi. Dolayısıyla burada aşağı doğru bir manyetik kuvvetten söz ediyor olacağız arkadaşlar. Aşağı doğru yine aynı şekilde bizim mıknatısımızın ağırlığı olacak ve yukarı doğru da aslında buradaki yüzeyin mıknatısa uyguladığı bir tepki kuvveti olacak. Buna da biz N, L olarak söyleyelim. Şimdi rengimi değiştirip devam etmek istersen K noktası içinde yine cismimizin daha doğrusu mıknatısımızın aşağı doğru bir G ağırlığından söz edeceğiz ve yüzeyin de plastik yüzeyin mıknatısa doğru bir NK etki daha doğrusu tepki kuvveti olacak. İlk şıkkımıza ba baktığımızda arkadaşlar KL mıknatısların özdeş olacağını söylüyor. Yani G ağırlıklarının biz aynı olacağını söyleyebiliriz. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. İkinci şıkta yatay yüzeye uyguladıkları basınç. Buradaki basınç aslında bizim NK ve NL tepki kuvvetleriyle alakalı bir durum. Yani zemine uygulanan kuvvetle alakalıdır. Bakıldığında gençler aşağı doğru olan kuvvetlerin toplamı yukarı doğru olan kuvvetlerin toplamına eşittir mantığını kullanarak. Burada manyetik kuvvet artı G ağırlığı eşit olmalı NL diyeceğim. Burada da NK sadece G eşit olmuş olacak. Bakıldığında gençler NL'nin burada NK'dan büyük olduğunu biz rahatlıkla görüyoruz. Dolayısıyla uygulanan basınç kuvvetlerinin eşit olmayacağını söyleyebiliriz. Yatay yüzey uyguladıkları basıncın da daha doğrusu basıncın aynı olmadığını basınç kuvvetinin de yine aynı şekilde burada NL'nin NK'dan büyük olduğundan dolayı aynı olmadığını söyleyeceğiz ve cevabımız Adana yalnız bir şeklinde işaretlenmiş olacak arkadaşlar. Yedinci ve son sorumuzda bir ışık kaynağından çıkan bir ışık kaynağından çıkarak homojen ortamda doğrusal yayılan ışınlar herhangi bir yüzeye ulaştıklarında yansımaya uğrayacaklarını söylüyor. Işın yansımasıyla ilgili yargılardan hangilerinin doğru olacağını bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bakıldığında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali farklı düzenlerde olabilir diyor. Şimdi şu boş kısımda ben göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bu bizim düzlemimiz olmuş olsun. Gelen ışınımız bu şekilde olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Yüzey normalinin de Tabii ki şu şekilde çizildiğini biz biliyoruz. Biraz yamuk çizsem de bu şekilde çizilecek arkadaşlar. Ve giden ışın da daha doğrusu yansıyan ışın da dostlarım biliyorsunuz ki şu biçimde olacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla bakıldığında farklı düzlem üzerinde olamayacağını biliyoruz. Yani bu bizim düzlemimiz olursa eğer arkadaşlar farklı düzlem üzerinde olamayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Üç boyutlu olarak düşündüğümüzde eğer düzlemimizi bu biçimde ya da çapraz biçimde yaptığımızda yine aynı şekli çizmemiz mümkün olacak ve aynı düzlem üzerinde bulunmalarının kesinlikle olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci şıkkımız yanlış olmuş olacak arkadaşlar. İkinci şıkka baktığımda ışığın düzgün ya da dağınık yansımasına hangisini yapacağı yüzeyin pürüzlük ve eğrilik düzeyine bağlıdır. Hemen şu kısımda bunu ben göstermeye çalışayım. Şimdi yine bizim düz bir düzlemimiz olursa arkadaşlar yine aynı biçimde gelen ve yansıyan ışınları rahatlıkla gösterme şansımız var. Ancak dalgalı bir yüzey olduğunu düşünürsek dostlarım. Bu da yansımadan daha doğrusu dağınık yansımanın olacağını gösterir. Şu kısımda bu şekilde olacağını varsayarsak bu kısımda bu biçimde olacağını dolayısıyla bu kısımda da şu biçimde olacağını rahatlıkla gösterebiliriz. Dağınık yansıma kesinlikle yüzeyin pürüzlük ya da eğilik düzeyine bağlı olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci şıkkımız doğru olmuş olacak. Üçüncü şıkkımız bir ışığın düzgün olmayan bir yüzeyden yansırken gelme açısı yansıma açısına eşit olamaz. Bu kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Şimdi burada bakıldığında bu açıların birbirine eşit olması gerekir. Burada da arkadaşlar aslında ikinci çizdiğim şekilde yine yüzey normale şu şekilde çizersem dostlarım. Gelen açının teta olacağını düşünürsem yansıyan açında her türlü teta olması gerektiğini savunabilirim. Hemen şu yansıyan açına baktığımızda yine aynı şekilde burada da yine aynı şekilde aynı kuralın olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız 2 Bursa seçeneği şeklinde verilmiş olur. Beni buraya kadar dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim dostlarım. Bir sonraki deneme çözüm videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Başarılar.